Hocam kusura bakmayın rahatsız ettim. Müsait misiniz? Bahsettiğiniz iş teklifi hala geçerli mi? Aferin Ayşen. Bu kadarını beklemiyordum. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey merak ediyorum. Erkek koleksiyonunda nasılsın? Geçen sene okulda erkek koleksiyonu hazırladım ben. Yani Selma'cı çok beğenmişti. Selma'ya bu kadar güvenmesem prova odasına git demezdim. Hatırlı bir müşteri bekliyor. Hadi. Tamam, hemen gidiyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Senin burada ne işin var? Takım elbise diktirmeye geldim. Yakışmamış mı? Koskoca İstanbul'a gidecek başka yer bulamadın mı? Buldum. Buldum bulmasına da. Hiçbirinde sen yoktun. Burada çalıştığını öğrendim. Ne yapıyoruz? Önce kumaş mı bakalım? Ne yapalım? Bakmayalım. Diğer arkadaşlar ilgilenir seninle. Ya tamam kabul. Takım elbise bahane. Aklım sende kaldı. Sen de bir yerlerde kalacak akıl olsa buraya beni görmeye gelmezdin. Söylediklerinden etkilendim. Vallahi bak. Boşuna yemin etme, çarpılırsın. Çarptın zaten. Hamsın. Şans versen. Şansını zorlamasan. Zorlayabilecek bir şansın var yani. Bırak elimi. Beş dakika vermeden hayatta bırakmam. Neden anlamıyorsun? Neyi? Diğer kızlara hiç ama hiç benzemediğimi. Tamam. O zaman 5 dakikada bana nasıl bir kız olduğunu anlat. Hadi bekliyorum. Beş dakika bence biraz fazla. Daha kısa anlatabilirim ben bunu sana. Nasıl anlatacaksın? Daha önce de yaptığım gibi. Şimdi anladın mı? Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Gayet iyi. Ayşen boyumun ölçüsünü çok güzel aldı Muazzez Hanım. Güzel. Manyak mıdır nedir? Vallahi döve döve aşık edecek kendini. Afiyet olsun. Nasıl geçiyor öğle molanız? Ya bir çek git. Senin iyiliğin için buradayım. Al. Bu ne? Telefon numaram. Şaka yaptım. Beden ölçüleri. Yani patronunu sorarsa zor durumda kalma diye. Sırf seni düşündüğümden. Görüşürüz. Hesabı alabilir miyim? Sizin hesabınız efendim. Yok ya. Siz kimsiniz de benim hesabımı başkasından alıyorsunuz? Benim hesabım ne kadar? 15 lira. Bir şey alın, üstü de kalsın. Ya da kalmasın. Bir şey ya.
Ya Ayşen, ne var bunda bağıracak? Affedersiniz. Yanlış anlamayın. O hesabı ödeyince ben de bahşiş bıraktım. Ne olur kusura bakmayın. Biraz gergin bir yapısı var da. Ayşen. Sakın bana nereye gidiyorsan bırakayım falan deme. Tamam. Tamam. Sıkıldım. Çok sıkıldım Ayşe. Ben de senden. Ben de kendi sanal hayatımdan. Hayatımdaki hiçbir şey gerçek değil. Bundan bana ne? Yani belli ki dünya kadar param var. Git psikoloğa bayıl, düzel. Psikolog değil. Sevgi iyileştirir. Çok klişesin. Bu lafları yiyen kız kaldı mı? Hep böyle zor musundur? Sen bir de abimi gör. O benden de zordur. Yani eğer şu plakanı alırsa ben bile kurtaramam seni elinden. Sen yine beni abinle mi korkutuyorsun? Asıl sen klişesin. Yok, ben seni korkutmuyorum. Sadece uyarıyorum. Ayşen, beni niye hayatına sokmuyorsun? Çünkü senin sağlığını düşünüyorum. Bak, gençliğine yazık olur. Uzak dur benden. Efendim İlmi Usta. Ateş Bey oğlum, hemen tamirhaneye gel. Adamları zor zapt ediyorum. Yok efendim, onu neden hayatıma sokmuyormuşum da. Yok efendim, benim için atölyeye gelmişti. O kadar dümbelene bakar mısın ya? Sıkıldım, gerçekten sıkıldım. Kapatıyorum. Ne yapıyorsun? İyiyim. Seni rahatsız eden biri mi? Yok abi, nereden çıkardın? Çekiştiriyor değil mi telefonu? Ha yok şey, Serpil'in görüştüğü bir çocuk var da onu çekiştiriyorduk. Yani çok işten çekiştiriyordun ama neyse. Yok abi, bir şey merak etme. Ya tamam kızım, bizim sana itimadımız tam. Ama dışarısı biliyorsun. Biliyorum.